Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Tekli soru çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çekirdeki makaraya sıkıca sarılı itfaiye hortumu ucuna uygulanan sabit F kuvvetiyle çekilir. Arkadaşlar kuvvetimiz sabit. Böylece hortum makaradan açıldıkça makara merkezinden dik olarak geçen kayaksinin etrafında ok yönünde dönerek kısa bir süre sonra W ve S hızına sahip oluyor. Sürtünmeler önemsemediğine göre makaranın dönüşü devam ettiği sürece aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Arkadaşlar uygulanan kuvvetlerimiz sabit, sabit bir kuvvet ve hortumu aşağı doğru F kuvvetiyle çekiliyor. Hortum bu tarafa doğru çekince hortum arkadaşlar ucu şu yöne doğru dönmeye başlar. Peki arkadaşlar kuvvetin döndürücü bir etkisi vardır. Kuvvetin döndürücü etkisine tork diyoruz. Tork eşittir kuvvet çarpı kuvvet kolu F çarpı arkadaşlar hortumun daha dönme merkezine olan uzaklığı R kadar desem. F çarpı R. Uygulanan kuvvet değeri sabittir. Peki kuvvetle hortum aşağı doğru çekince hortumun ucu açılır. R yarıçapı gittikçe azalır. R yarıçapı azaldığı için kuvvetin döndürücü etkisi olan tork değeri azalır. D şıkkına gidelim. F kuvvetinin makaranın merkezine göre tork değeri azalır. Tork azalmıştır. D doğru. Hangisi yanlıştır? Peki arkadaşlar uygulanan kuvvet daha buradan buraya delta x kadar yer değiştirir. Arkadaşlar kuvvet bir iş yapar. Yapılan için formülü kuvvet çarpı yer değiştirmedir. F çarpı delta x kadardır. F çarpı delta x kadarlık yapılan bir iş sonucunda makara dönmüştür. Makara bir dönme kinetik enerjisi kazanır. Uygulanan kuvvet sabit. Zamanla delta x artınca dönme kinetik enerji değeri de artar. C şıkkımız makaranın dönme kinetik enerjisi artar. Bu da doğru. Peki arkadaşlar makaranın W ve H sayısı. Arkadaşlar dönme kinetik enerjinin formülü makara için 1 bölü 2 I çarpı WV'nin karesidir. I dediğimiz dönen cisimlerin dönmeye karşı gösterdiği dirence eylemsizlik torku ya da eylemsizlik momenti diyoruz. I eylemsizlik torku makara için makaranın kütlesi makaranın kendi yarıçapının karesi kadardır. Peki döndükçe makaranın kütlesi değişmiyor. Makaranın da yarıçapı olan şuradaki koyu olan R yarıçapı da değişmiyor. I eylemsizlik torku da değişmez. O da sabit olur. Peki döndükçe dönme kinetik enerji artıyor. I eylemsizlik torku değeri sabitçe açısal hız değeri artar. Makaranın açısal hızı artar. B şıkkımız da doğru. Peki A. Makaranın açısal momentumu artar. Arkadaşlar dönen cisimlerin bir açısal momentum vardır. Açısal momentum L harfiyle gösterilir. Açısal momentum da L eşittir I çarpı W'dir. Makaranın I eylemsizlik tork değeri sabittir. Makaranın W ve açısal hızı arttığı için makaranın açısal momentum değeri de artar. A şıkkımıza doğru. Artık bir tane yanlış olsun. O da E şıkkımız. Makaranın açısalıymış. Arkadaşlar tork eşittir I eylemsizlik momenti çarpı açısal ivme değeridir. Peki makaranın I değerimiz eylemsizlik tork değeri sabitti. Peki döndükçe tork değeri azaldığı için açısal ivme değeri azalmış olması gerekir. Değişmez diyor. Yanlış. Cevabımız E olur.